hayırlı akşamlar diliyorum. Büyük Birlik Partisi İstanbul 3. Bölge istişare toplantılarımız devam ediyor. Bugün de Güngören ilçe teşkilatımızı ziyaret ettik. Yönetici ilçe başkanı arkadaşlarımıza bir araya geldik. Bu istişarelerimiz hareketimizi bir adım daha öteye nasıl götürürüz? Teşkilatlarımızdaki verimi artırmak için arkadaşlarımızla istişareler yapıyoruz. Ve çok da güzel, verimli oluyor. Haftanın iki günü değişik ilçelerimizi ziyaret ediyoruz. İl yöneticisi arkadaşlarımızla, bölge başkanımızla. Bugün bölge başkanımız aramızda bulunmuyor. Belki ileri saatlerde aramızda bulunacak, bir mazereti vardı. Ondan dolayı Güngören ilçemizde de bu hareket başladığından beri güzel bir kadrosu var. Ben de eski Güngören ilçe başkanıyım ve yanımda yine Güngören eski ilçe başkanından Hayrettin Taşkömür kardeşimiz var. O yüzden Güngören'imizi daha ileriye nasıl götürürüz? Teşkilatımızı daha nasıl hareket haline getiririz diye bunun istişarelerini yapacağız inşallah. Ve İstanbul'da da il teşkilatı olarak biz 3. bölge olarak bu tarafta çalışmalarımızı yapıyoruz. Diğer iki bölgede de aynı gün, aynı saatlerde diğer arkadaşlar aynı çalışmalarını devam ettiriyor. Allah nasip ederse bu öğle aylarda böyle bir hareketler yapıyoruz ki siyaseti tamamen unutmayalım diye. Önümüzdeki kış sezonuna girdiğimiz zaman İstanbul'u tekrar yeniden ayağa kaldıracağız. Faal olmayan ilçelerimizi harekete geçireceğiz, faal edeceğiz. Allah nasip ederse artı ocağımızı yine aynı şekilde faaliyete geçireceğiz ocaklarımızda, il ocağımızla beraber. O yüzden şu anda istişarelerimiz devam ediyor. Nasip olursa daha güzel, daha iyi günler bizleri bekliyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi arkadaşlardan da Hayrettin Bey kardeşimiz de birkaç laf ederse önce ondan başlayalım inşallah. Bir başkan. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Başkanım. Bizi memnun ettiniz. İlçemizi ziyaret etmekle. Şu anda yaz sezonundayız. Arkadaşlarımız köylerinde. Ama ilçemiz açık şu anda. Akşamları oturuyoruz, arkadaşlarla istişare ediyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Devam edeceğiz inşallah. Can bedeninde olduğu sürece. Davamız her zaman için bizim kutsal bir davamız. Teşekkür ediyoruz sizlere. Sağ olun. Hoş geldiniz tekrar. Sol tarafında da ilçe yönetim kurulu üyesi Mustafa Duman kardeşimiz var. Ondan da birkaç kelime alalım inşallah. Sayın Başkanım, Sayın Yönetim Yönetici Arkadaşlar, hepinize hoş geldinizler. Sevgili saygılarımı sunarım. Bugün istişare toplantısı için bir araya geldik. Gündemimizi görüşeceğiz. Faaliyetlerle ilgili ne yapabiliriz, o konularla ilgili görüş ve önerilerimizi alacağız. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar dedim. Yine yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızdan Selahattin Küçük kardeşimle birkaç kelime de ondan alalım. Sayın Başkanım, Sayın yönetici arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bizim buradaki amacımız önce ilçemizi kalkındırıp partimize faydalı olmak. Böyle bir istişare toplantısı düzenledik. İnşallah hayırlı olur. Yine yönetim kurulu üyesi arkadaşımız Ünal Tek kardeşimize. Cümleten selamun aleyküm, herkese hoş geldiniz diyorum. Güngören'e geldiğim günden beri yaklaşık 12-13 senedir bayrağı elimize bizzat kendisi verdiğinden beri Mustafa Dinç başkanımıza ve burada tatil dolayısıyla burada olamayan geçmiş ilçe başkanlarıma, il yöneticilerime hepsini sonsuz saygılarımı sunuyorum. Sancılığı elimize verdiğinden beri biz bunu elimizden geldiğince görev ne verilse yürütmeye çalışıyoruz. Güngören hakikaten meşakkatli olmasına rağmen severek gönül insanların olduğu ve yaklaşık 20 yıldır bu hareketi
her zaman seçimlerde hiçbir eksiği olmadan seçimlere katılmış, seçimlere girmiş çıkmış ve ocak olarak da faaliyet göstermiş bir ilçemiz. Güzide bir ilçemiz. Bu hareketin içinde çok önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. İle genelde ile her dönem il yöneticisi, il başkan yardımcılığı, teşkilat gördüğümüz üzere Mustafa Dinç gibi bir başkanımızı teşkilat başkan yardımcılığına getirdiği gibi her dönem ile eleman ve yönetici kazandırmış bir ilçemizdir. Bu hala da devam ediyor. Daha ondan önceki Hayrettin başkanımız ilde görev yapıyordu. Daha önceleri işte Ramazan Durmuş başkanımız, Kenan Şenel başkanımız, hepsi de şu anda hala hareketin içindeler. Kopmuş değiller. Hepsi bizimle beraberler. Hepsinden Allah razı olsun diyorum ve bugün de gelip bu toplantının yapılmasına vesile olduğu için Sayın Başkanımızı bu dönemde gelip Güngören'de herkesi bir araya getirdiği için yeniden kendisine, Mustafa Dinç Başkanım'a teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gönül erleri olduğu sürece ve şu anda ekranda belki gözükmüyor. Yeni yetişen gençlerimiz var, bizi dışarıdan seyrediyorlar. Biz de elimizden geldiği tertemiz bu bayrağı onlara teslim etmek üzere hala buralardayız. Ölene kadar, son nefesimize kadar bu hareketi en iyi yere taşıyacağız. Buradan FSM TV sahibine, sunucusu Hayrullah Çalışır Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Onun gibi gönül erleri içimizde bulunduğu sürece biz bu bayrağı illaki en tepeye dikeceğiz. Bugün olmazsa yarın. Allah'ın izniyle. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın inşallah. Sağ olun, var olun. Ünal kardeşimle güzel temelleri için teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok iyi bir yere temas etti Ünal. Güngören İlçe Teşkilatı. Ben ilk kuruluşundan beri buradayım, Güngören'deyim. Gerçekten de bu harekete çok büyük katkıları olmuştur. Ve kadro bakımından da başta kurucu ilçe başkanımız Ramazan Durmuş olmak üzere birçok arkadaşımız ilde ve Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda, genel merkezde görev almışlardı arkadaşlar. O yüzden Güngören'in bu harekette ayrı bir yeri vardır. Ve kadrosuyla gerçekten daha ileriye gidecek ve sayılı ilçelerimizden biri diyebilirim. Ve tekrar sağımızda Selami kardeşimiz var. Ondan da birkaç kelime alalım inşallah. Bana söz verdiği için Mustafa Dinç Başkanım'a öncelikle teşekkür ederim. Yönetim Kurulu Başkanlarıma, abilerime ve bizlere bir röportajda yer veren Hayrullah Çalışkan Başkanıma da ayrıca teşekkür ederim. Teşkilatımızın en iyi şekilde ilerlemesi için canı gönülden mücadele ediyoruz. Eksiklerimiz olsa bile büyüklerimiz eksiklerimizi tamamlıyor. Ayda iki defa toplantı yapıyoruz Güngören'de. Bunun için başkanıma ve yönetim kurulu arkadaşlarıma kendim adıma teşekkür ederim. Burada bulunan Ankara'dan gelen Hayrullah başkanıma da aileden teşekkür ederim. Bizleri yalnız bırakmıyor. Bu şekilde teşkilatımızı az da olsa bir yere getirmek için mücadele veriyoruz. Gönülden davranıyoruz. Yeni nesil olan arkadaşlarımız, gençlerimiz de bize burada katılmaktadır. İlçemiz faaliyetli bir şekilde devam ediyor. Bundan sonraki faaliyetlerimizi yürütmek için elimizden gelen bütün çabaları göstereceğiz. Bizlere yön veren, yardımcı olan büyüklerimize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rahmetli Muhsin Başkanımızın davasını kalbimizle, imanımızla, sevgimizle yeşertmeye çalışıyoruz. Bu davayı çocuklarımıza, evlatlarımıza en iyi şekilde aşılamaya çalışıyoruz. İnşallah daha iyi olacağız. Allah bu günlerimizi arattırmasın. Bana söz veren büyüklerimize teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi yere geleceğiz. Şimdiden hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, son olarak da bizim hareketimizin isimsiz kahramanları vardır. Şimdi ilçemizde bir Şemsettin abimiz vardı. İsimsiz kahraman. Allah razı olsun. Şu an aramızda yok. Gerçekten ne zaman desek her şeyle senelerdir bu hareketin içine yer almıştır ve isimsiz bir kahramandır. Rahmetli Muhsin Başkan da bir gün Eminönü ilçe teşkilatının kongresindeyiz. Çok güzel bir çalışma olmuştur. Rahmetli Celal Yılmaz'ın abimizin, Allah rahmet eylesin, iki gün önce de
onun ölüm yıl dönümüydü. Allah rahmet eylesin. Onun yönetimindeydi. Böyle salona girdi, çok güzel bir çalışma olmuştu sokakla falan. Rahmetli öyle söyledi. Dedi ki ya dedi bakın bu salon falan dedi çok güzel olmuş dedi. Bu dedi bizim hareketimizin dedi isimsiz kahramanları var dedi. Ben biliyorum ki dedi bunları dedi onlar yaptı dedi. Şimdi dedi kıyıda köşede ön tarafa da geçmez onlar dedi. Kıyıda köşede böyle uyuklayarak yorgun haliyle şey yaparlar dedi. Ve ilçemizde de Şemsettin abiden sonra isimsiz kahraman Ahmet kardeşimiz var. Ondan da birkaç kelime alalım inşallah. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar dava arkadaşlarım, gönüldaşlarım. Hepinizi saygı ve sevgiyle Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Davamızın her zaman eriyiz. Her zaman bayrağımızı dalgalandıracak burada aynı teşkilatımız devam ediyor. Diğer arkadaşlarım da şu anda burada yoklar, tatildeler. Geldikleri zaman bir kongre süreci başlayacaktır. Kongremizi Allah'ın izniyle okullar açıldıktan sonra en kısa zamanda yapmaya çalışacağız. Dava arkadaşlarıma hepsine saygı ve sevgilerimi sunarım. Allah'ın selamlarıyla selamlıyorum. Evet, bize bu programı hazırlayan saygıdeğer başkanım Hayrullah abiye de teşekkür etmeden geçemiyorum. Allah razı olsun. Sosyal medyada artık kendisi medyadan sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcımız. Ama Allah razı olsun bizim bu istişare toplantılarımız 3. bölge olarak bizi hiç yalnız bırakmıyor. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Biz son söz olarak kendisine verelim mikrofonu. Allah'a emanet olun inşallah. Buyur Sayın Başkanım. Gel şöyle. Rahatsız bozmayın. Evet efendim, İstanbul'dayız. Güngören'deyiz, 3. bölgedeyiz ve can dostlarımızla beraberiz. Elhamdülillah yeniden nizam alem sevgisini, yeniden milli devlet güçlü iktidar aşkını, yeniden dirilişi Rabbimizin izniyle tohumlarını atmışız. Muhsini duruşun, muhsini yaşantının, muhsini sevdanın yolunda olan bu yiğitler, bu alperenler Rabbimizin izniyle inşallah ilelebet payidar olacaktır. Her karanlık gecenin bir nurlu sabahı olduğuna inanan ecdadımız, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar kaynaşan, ayrışmayan bir İslam dünyası istiyorum diyen şehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanında bu alperenler, bu Güngör'ün teşkilatımız bu dayanışma içerisinde güzel günlere, yad ellere, yaman ellere zarar vermeden gelecek inşallah. Rabbim daima yar ve yardımcıları olsun. Biz de karınca misali bu sevdaya ortak olabilmenin sevinci içerisindeyiz. Buradan tüm başkanlarıma, gönüldaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlar diliyorum ve daima yolunuz açık olsun. Yolunuz açık olsun. Sevdalarınız büyük olsun diyorum. Allah razı olsun. Eyvallah. Güzel temellerinden dolayı Hayrullah Başkanıma da teşekkür ediyoruz. Tekrar toplantımızın hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun.